Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. Efendim, yola çıkarken, başlarken ne demiştik? Burada buluşacağız. Çok sevdiğim, değer verdiğim, yetenekli, üreten, çalışan, şahane arkadaşlarımla hem hasret gidereceğiz hem sohbet edeceğiz demiştik. Ama işin bir kısmı daha vardı. O da hayran olduğum, yine yetenekli, üreten, çalışan, çok değerli kişilerle de burada tanışacağız ve huzurlarınızda onlarla da sohbet etme, samimi olma imkanı bulacağız. İşte tam öyle bir akşama hoş geliyorsunuz efendim. Hem tanıdığım, kardeşim dediğim, arkadaşım dediğim çok değerli konuklarım olacak. Hem de çok hayran olduğum, çok önemli bir sanatçıyla şimdi burada bu stüdyoda hep beraber tanışacağız efendim. O yüzden laf çok olacak. Ali ile aramızdayı başlatayım da sohbette başlasın. Görüşürüz. Evet. Bu şahane başlangıçtan sonra hoş geldiniz diyorum. Uraz'dan başlamak istiyorum. Sena'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle tanışacağım için çok heyecanlıyım. Ben de çok ama heyecanlıyım. Burada bir teşekkür etmem gereken bir çok değerli bir oyuncu arkadaşım var. Tabii ki. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Şimdi şöyle bir şey. Bu arada kamera yakın çekiyorsa bu ne demesinler. Silmedim. Bu bir tarih olarak not olsun. Çocuklarım daha rahat ederim belki diye böyle iki dövme mi oluyor? Ne bu? Çıkartma. Dövme yaptılar elime. Ha, kalsın mı biraz daha? Birinde smile diyor, gül diyor. Birinde de be kind diyor. Ne nazik ol mu diyor yani. Kibar ol. Güzel mesaj. Adam ol. Akıllı ol. Bunları yapıp yolladılar. Onları çok seviyorum. O yüzden de silmedim. Baştan söyleyeyim. Senin de vardır böyle evet. Dövmelerin, çıkartmaların. Evin her yerinde stikerler, dolapların üzerinde. Bir de ayınca aslında buralarıma falan yapıyorlardı da. Makyaj yapıyor, boyuyor. İnsaflı davrandılar tabii. Burnumun şurası bir ara sırf boyaydı benim ya. Şimdi efendim bizde şöyle bir şey olur. Uras tabii çok yoğun. Yani şimdi dizisi var, müthiş bir sahne deneyimi var. Ama bunların yanında işte restoran mı diyelim onu? Yani, zincirin başında ortaklarından biri. Hiç bunlar yetmiyormuş gibi ek iş yapıyorsun. Evet. Adını da ek iş koydu. Orada stand-up gösterileri yapılıyor. Şahane efendim. Bütün bunların arasında dedi ki abi çok yoğunum. Bir fırsat bulursam gelirim gibi bir konuşma geçti aramızda. Dedim ki çocuk hakikaten yoğun. Yoğun olmadan bile böyle deyip gelmeyenler oluyor. Uraz'ı bu sezon bence unutalım dedim. Abi baktım adı yazıyor. Söz verdi geldi kardeşim. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi gelmez diye düşünüyordum. Aşk kusura olsun. Bakma aşk burada olsun. Herkesin önünde. Estağfurullah. Söylüyorum. Çok eski tanıyorum Uraz'ı. Hatta o tatlı. Kilolu zamanlarımızdan. Tombik zamanından. Evet. Çok büyük isimler. Üzgünlüğümdür. Bir iş için biz Uraz'la görüştük. Ben böyle bir enerji görmedim. Kilolu ama acayip enerjik her türlü aksiyonda olabilir. Ve öyle bir sıcak ki. O işi yapsaydık belki de tarihe geçecektim. Ben Uraz'ı bulan, keşfedenlerden biri diye. O görüşmeyi yaptığımız yerin ofisin önünden geçtim buraya gelirken şimdi. Öyle mi? Evet abi. O yani o şeyden ne cami orası Şişli'deki. Şişli Cami. Şişli Cami ortadaki yer. Onun orada yanında bir ara sokakta buluşmuştuk evet, seninle. Evet, Koca Mansur Sokak. Orada şimdi önünden geçerken de buraya geldim dedim ve şimdi. Annemle babam da evlenince o sokakta oturmuş. Ya. Valla. Ya ben gittiğimde keşfettim onu. Annemi de götürdüm. Gel dedim bak burada bizim menajerlik işleri falan. Girince sokağa bayılıyordu annem. Ben ne bileyim. 15 sene falan olmuştur. Doğrudur. Görüşmenin üzerinde. Vallahi olsa çok güzel olacaktı ama bize gerek yokmuş. Uraz zaten. Uraz olacakmış. Oyunla ilgili konuşalım biraz ya. Aşık Shakespeare ilk sahne deneyimi. Evet abi. Yani başı sonu belli bir tiyatro oyunu. Ya ilk defa sahne üzerinde yaptığım bir yani. Shakespeare'le başlamak nasıl oldu? Yani çok garip oldu gerçekten. Bir de yani Shakespeare'in bir eseri gibi değil de Shakespeare'in kendisini oynamak gibi bir şey denk geldi falan. O da komik oldu. Onun da böyle şakasını yapıyoruz böyle. Herkes Shakespeare'den bir şey oynar da Shakespeare'in kendisi bana denk geldi. Her babayı değildir diye tabii. Yakalamış kendiricen orada. İşte, Nezaket yani, Erden'le sahne paylaşıyorsun. Onun da ciddi hayranıyız. Onu da çok istedik ama o biraz galiba oyuncu. Ya o da hem dizide oynuyor. Çok sohbet etmeyi falan da galiba. Çok sever mi? Çok sohbeti, çok tatlıdır. O zaman bekleriz. Vallahi kesin bekleyin. Ben çünkü hayranıyım kendisine. Olağanüstü bir oyuncu, olağanüstü bir insan ve yani o da 3 ya da 4 oyunda oynuyor. Şimdi diye bir oyunu var. Dirmit diye zaten kapalı gişe tek kişilik bir oyunu var.
Bir tane hizmetçiler miydi oyunun adı? Yanlış da söylemeyeyim şimdi. Öyle bir oyunu var. Bırakmazlar onu. Bizle beraber oynadığımız Aşık Shakespeare var. Şu anda Yano'da diye başka bir dizide oynuyor. Yani onun da nefes alacak bir zamanı var mı emin değilim yani. Tamam. Bir fırsat olursa bekliyorum. Aşık Shakespeare'e de gideceğim. Öyle dolu ki yanılmıyorsam gelenler olursa bu arada bir 5 Mayıs lafı geçti. Evet. 5 Mayıs'ta yani tarihler aynı kalırsa bir olağanüstü bir şey olmazsa Aşık Shakespeare'i seyredecek şanslar arasında ben de olacağım efendim. Orada buluşuruz diye düşünüyorum. Öyle dolu yani. İnşallah fırsat bulursunuz seyretmek için. Sezon ne zaman bitecek? Haziran'ın sonuna kadar Aşık Shakespeare oynayacağız. Dizi de keza Haziran ayında öyle olur. Sonra bir süre telefonları kapatırım. Sonra yazın biraz yatarım herhalde. Önümüzdeki seneye hazırlanma işlerini artık Ağustos'a falan bırakırım. Böyle bir iki ay tamamen keyfime bakmak isterim herhalde. Harika. İnşallah denk geliriz o keyifli zamanda da. Evet, sevinirim abi. Çok sevinirim. Sena'yla tanışıyor muydun? Kendisini dinliyorum, seviyorum ama çok tanışmak burada fırsat oldu. Ben yüz yüze tanışmamıştık. Evet. Instagram'dan stalkladın mı denir o? Bütün gün sana baktım. yani inşallah Nazlı da olumlu şeyler düşünmüştür bu konuyla ilgili. Çünkü bütün gün bir kızı takip ediyor. Abi bir şarkıyı söylüyor, sonra başka bir tarz söylüyor. Zannedersin başka bir ses sanatçısı yani. Çok renk var sesinde. Teşekkür ediyorum. Ya ben onu ne denir ona bilmiyorum ama ya gerçekten çok etkilendim. Ama burada olmanın özel nedeni affettim herkesimi. Yani bir tanışmamız tabii en önemlisi. Tabii ki burada olmak benim için çok heyecan verici ve çok güzel bir tecrübe. Ama şarkım çıktı diye galiba denk geldik şu an. Ne güzel ya ama ben sebep dedim başta oldu. Da biz üreten yetenekli çalışan konuklarımız var. Öyle ki Didem Balçın da konuğumuz efendim. Ama ne haber Didem? Oyunu var. Evet. Siz görmüyorsunuz ama Fıraz'ın yanında oturuyor. Onlar bayağı sohbet tabii. ettiler. Oyunu var, oyundan çıkıp koşarak gelecek. Böyle efendim bizim konuklarda boş yok yani. Nasıl biraz şarkıyı anlat, nasıl çıktı? Bak şöyle bir sözü var. Herkesi affetmezsem özgürleşip kurtulamayacağım bu duygulardan. Bismillah. Diye düşünerek böyle bir şarkı yazdım. Peki gerçekten affettin mi herkesi? Ya şöyle bir şey, affetmek bence tekrarlanması gereken bir şey. Bir kere affettiniz sonra ömrünüzün sonuna kadar rahatsınız olduğunu düşünmüyorum ama aslında şarkının son sözünde özetliyorum şarkının mesajını. Ben kendim için affettim herkesi, sen hala suçlusun gibi bir sözü var. Yani karşı tarafı suçsuzlaştırdığım bir şarkı değil ama ben onun etkisinden kurtuluyorum gibi. Ya bakalım sen affedebileceksin mi kendini gibi? Tabii evet. Bak, güzel. Böyle de bitirebilirdin. Fena bir insan keşke bir açar sorar. Tanısaydık o zaman belki. Ali der ya şu sonunu bağlayamıyorum. Süper beyninle olsun. Ya harika. Çok güzel olurdu vallahi öyle olsa. Ben affedemedim herkesi. Çok gayret ediyorum. Çünkü sırtımda büyük, hiç sevmem küs kalmayı ama var benim bayağı. Yani çok yormuyor mu insanı? Çok İnsanı yoruyor ya. O kin, nefret falan. Ben biraz salarım gibi bir yerdeyim abi. Hani affetme gibi değil, uzaklaşırım, mesafelenirim. Takmam. Görürsen yani, mesela bir yerde. Yani merhaba derim, giderim. Herkese merhaba diyoruz zaten yani. Biraz öyle bir yerdeyim. Çok... Bu aslında mesajı. Evet böyle merhaba bir şey. Merhaba değil. Evet yani bu kadar kafi yani. Evde oturup düşünmemek üzerine evet. gibi. Ben de daha yorucu yani öteki türlüsü. Sürekli o sırtında o kafanda onu döndürüyorsun falan. Çok yorucu. Çok yorucu yani. Birkaçını öyle yaptım, barıştım ama bir kısım var ki o biraz kemik olmuş orada. Şey de oluyor yani barışıyorsun mesela. Yani onunla o tutkuda, o coşkuda değilsin. Ama halbuki onu daha çok hak eden, o enerjini alsa, daha güzel ilişkiler kurduğun, daha iyi alışveriş yaptığın başka birisi varsa ben o vaktimi ve heyecanımı, coşkumu ona aktarmayı tercih tabii. ediyorum. Ama barıştın mı kendindeki yükü atıyorsun. Tam dediği gibi ya ben affediyorum. O ya o yaptığını kendine yedirebiliyorsa o da kendini affetsin. Gibi. Aynen öyle evet. Çok güzel. Peki biz sıcağı sıcağına acaba bu kadar bahsini geçirdik. Dinleyebilir miyiz? Dinlesek mi acaba? Onu çalışmadık. Olsun. Onu dinlemeyelim. Hangisiyse onu dinleyelim. Sevmemeliyiz diye bir şarkım var. Ben 18 yaşındayken paylaşmıştım onları bu şarkıyı. Onları da konuşacağım. Çok enteresan. 5 yaşında mı başlıyorsun? 3-4'te başlıyorsun
Ama 5 yaşında bir söz yazmışsın. Yani şöyle kendi kendime tabii evimde müzik yapıyordum çocukluğumdan beri ama hani 15-16 yaşında şarkılarımı paylaşmaya başladım internetten. Sonra 17 yaşında Bak Bana, 18 yaşında Sevmemeliyiz diye iki şarkı. Daha 18 yaşında. Ama şimdi 25 yaşında. Net de bir karar. Evet. Sevmemeliyiz. Uyguladın mı? Ya çok değerli sanatçı arkadaşımız Cem Şahin eşlik edecek evet. Herhalde sana. Cem merhaba bu arkadaşım. Merhaba. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Alalım mı? Tamam. Dinleyelim mi? Tabii hemen. Ki. Şöyle bir şeyleri dökmeden. Çok ani kalktım şu an. Gitarımız galiba gelmiyor sesi ama. Evet, sevmemeliyiz. Tamam, gelmeden de çalabiliriz. Sıkıntı değil. Gitarsız müzik olur mu Cem? Jack çıkmış gerçekten. Teknik bir arıza yaşadık. Geldik. Ve şimdi geri geldik. Teşekkür ederiz. Moral alkış alabilir. Çok sağ olun. Üzerek
gün olur sensin. Utanır olmaktan bilerek yanarım aslında. Güler anam, ağladım gece yarısı. İnsanın garip sancısı belki de nasıl söylediysen Didem ben... oyunu bıraktı geldi ya. Delirdi. Ya hoş geldin. Kusura bakmayın. Hoş bulduk. Bu muazzam şarkı sırasında geldin. Evet ya çok güzel söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben ikna oldum. Teşekkür Sena. Ederim. Sevmemeye mi? Kaç yılında çıktı bu şarkı? İşte ben 25 yaşındaysam. 7 yıl önce. Hep böyle yapıyorlar. Hesabı sen yapıyorsun. Ben bu matematiğim bu kadar iyi olsa başka iş yapardım ben. Kaç yaşındayken yaptım bunu? 18. 18. 7 sene falan. 2015 falan işte. Ben bu şarkıyı o zaman dinlesem ne severdim, ne evlenirdim, ne çocuklar olurdu. O zaman iyi ki dinlememişsiniz. Ben de ne uyandırdım biliyor musun? Benim çok değerli bir arkadaşım vardır. Emre Oktayoğlu, buradan selamlar olsun ona da. O çalar söyler. Şahane kadife gibi sesi vardır. Biz dinleriz, eşlik ederiz. İsterim ki bir bahane olsun. Çalsın söylesin biz dinleyelim. Şu an onu hissettim ya. Böyle Sena devamlı söylese, sohbet de etmesek, böyle elimizi koysak, böyle dinlesek ya muazzam. Seve seve ben söylerim. Vallahi siz şahane. Ayarlayalım Sena tamam. Böyle bir bahaneyle bir şey, festival yaratalım. Sena devamlı söylesin biz dinleyelim. Seve seve. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldin? Kusura bakmayın oyundan geldim. Kusura bakmayın mı oldu? Hayır ya. Geç öyle geldim. Açtım programı. O kadar buradaymışsın gibi seninle öyle sohbet mi? Ettik. Ha, tamam o zaman. Ha, çok Uras değilim. Seninle sohbet etti. Ya çok tabii, tabii. Neler yaptı? İyi miyim? Ne haber filan? İyiyim. Ya oyun şey yeni oyundan evet, geldin. Evet Titus Complex. Titus'un Complex. Biraz da böyle kanlı falan bir oyun. Ha. Az böyle her yanım kandı böyle. Temizlenmek mi? Yani temizlenme o yedi böyle yapış. Bir şeyim var. Evet yani bir kan var hala. Öyle. Geldim. Harika. Gerçek kan mı onlar? Tabii ki. Ne kullanıyorsunuz? Gerçek kan. Biraz sulandırıyoruz. Şey bir de şey var. Güldür güldürdü. O konuştuğun seyirciler siz mi yerleştiriyorsunuz? Onun gibi oldu bu soru. Asla cevabına itimat edilmeyen sorular bunlar. Şimdi öyle bir sevgili seyirciler öyle bir akşam oldu ki bu. Hissettiğim şu, duygusallaştım. Sena söylesin, ben dinleyeyim derdindeyim. Bunu hayatımda sık sık yapmak istiyorum. Buradan da kendisine söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Diğer konuklarımda da, şimdi Didem, annemin komşusu. Aynı apartmanda oturuyorlar. Yani annemi onlara, onları anneme emanet ettiğim bir durum var. Çok, yani öyle bir yakınlığım var, bir komşuluk ilişkim var. Uraz desen sonra muhabbetine geleceğiz ama yani
sık görüşmesem de o kadar sevdiğim, o kadar... Bir mukabele. Vallahi o kadar samimi gördüğüm... Bir gün Uraz beni aradı. Dedi ki abi merhaba, merhaba. Ne yapıyorsun Uraz? İyiyse. Abi bir şey soracağım dedi. Buyur dedim. Kemal Sunal'la babanla ilgili bir şey yapmak istesem iznin olur mu gibi bir... Evet. Biz de çok hassasız babamla ilgili. Yani hiçbir şeye izin vermiyoruz, etmiyoruz. Çıldırıyoruz o konuda. Olur dedim Murat, sen yeter ki yap, yeter ki iste, güzel bir şey çıkar. Tabii ki dedim. Çok sağ ol abi dedi. Bakalım ne olacak o, ama yani nasıl annemi sana, babamı sana emanet etmiş gibi bir şey oldum orada. Abi biz de babana emanet büyüdük yani. Şimdi yani öyle bir zaten duygusal olmak için yer arayan bir adama enteresan bir konuk üçlüsü oldu. Var olun. Biz var iki gün önce Gül ablayla karşılaştık yolda. O da müzeden gelmiş. Tam müzenin açılışından da dedi ki öyle bir kuyruk var ki dedi. İnsanlar 4 saattir kuyrukta dedi. Ya ben de böyle gayreti ay ne güzel maşallah falan deyince kadın dedi ki ya, yani nesi maşallah. Ama o an yani hani o sevgiye aslında şey, sevgiye maşallah, ama bir yandan böyle hepimiz duygulandık yani. Yanımda kayınvalidem de vardı. Yani maşallah, evet o sevgiye maşallah. Ama insan böyle çok böyle hüzünleniyor o müzede. Ne diyeceğini bilemiyor insan. Evet. Şahane bu arada Kemal Sunal Buyruk Müzesi. Nerede? İlk fırsatta Göztepe bize Parkı'nda. Bize çok yakın eve. Evet. Senin bütün çocukluğunun geçtiği parkta. Sen orada basket oynuyordun. Evet, evet. O parkta. Park ve Bahçeler Müdürlüğü. Evet. Var. Oradaki bina, binalardan biri. Kemal Sunal Müzesi şu an. Vay be. Ya açıldı. Görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Kesinlikle, yani evet. Hem orada Kemal Sunal'ı hem onun zamanındaki sinemayı çok yaşamak, güzel, koklamak evet. Hem de bir insanın işine saygısının yani gözünün önünde canlı örneği işte orası. Muhakkak giden, hele sen filan perişan. Ben müzenin yapımında vardım fakat bazı sergilenecek eşyaları görmemiştim. Yine açılmadan biraz önce gittim işte birkaç gün önce. Geziyorum bir baktım bir şey var daha önce görmediğim. Bir valiz. Yanaştım şöyle bakayım dedim. Balalayka'ya uçağa giderken ki o son valiz. Benim taşıdığım valiz. Onu orada bir gördüm. Pardon. Perişan oldum abi. Perişan oldum. Ama tabii bunlar hep tarih. Bunlar insanların merak ettikleri şeyler. Müthiş, akla gelmeyecek şeyler sergileniyor. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Evet. Şimdi Didem, biraz Uraz'dan bahsettik. Sena'dan da bahsedeceğiz. Biraz da ortamı değiştirmem lazım. seni seçtim birkaçı. Şimdi dizi var, yeni başladın. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Dastas var. Var. Yani sadece oyun oynamak değil, oranın yönetimi... Evet. Ayakta tutması. Yarın bizdesiniz. Evet. Evet. Ne oldu? Yarın ek iş geliyor Dastas'a da. Öyle mi? Evet. Aynen. Sen ufak ufak başladın. Uraz yok da. Ben yokum. Değil mi? Yarın. Hayır ama başka planları var. Evet. Uraz'ı tutamazsın. O da işte. Evet evet. Sen kendinden aynen. Bil. Aynen. Bursa'da da bir yapılanma Bursa'da var. Bursa'da da Dastas açtık. Aralık'ta açıldı o da. Öyle bir neden planımız Bursa da var. Neden Bursa tercihi? Tabii ki yani olsun. Şöyle aslında biz hani bir İstanbul'da da bir AVM'nin içindeydik. Aha. Daha sonra böyle 3-4 yıldır böyle Bursa'da da zaten başka Sanat Mahal diye bir tiyatro açmıştık biz 8 yıl önce. Orayla böyle bir bağlantımız vardı ve sürekli bir gitmişliğimiz vardı. Ama Dastas daha böyle yapılmış, oluşumu sağlam bir yapıydı. O yüzden de yine bir AVM'nin temelinden yapım aşamasında bir işbirliğine girince o yüzden Bursa'da olmak istedik. Zaten süper tanıdığımız olmuş. Bildiğimiz bir yerdi. O da var. Kaç oyun var? Deli Bayramı, Josefka azalsa da devam ediyor ama yıllardır oynuyor. Bir canlı radyo var. O bitti yani zamansızlıktan birazcık ara. O da benim hani çocuk saatinde radyo. Ne zaman isterseniz orada aynen, yani. Aynen ne zaman isterseniz. Ne zaman istersek hemen çıkarız. Bir de şimdi Titus Kompleks. Titus Kompleks Aralık'ta başladı. O evet bu senenin bizim göz bebeğimiz yani bir de zor bir oyun. Evet, ben dekorunun yapımında şansıma girdim. Dedim dekoru böyleyse bu oyunculara neler olacak diye. Şu an izlediğiniz o mu? İki katlı bir apar. Evet o, aynen bu. Ya kameralar var oyunda. Oyuncuları hem seyirci kameradan görüyor hem de real yerinde görüyor. Böyle. Yine yenilikçi büyük, bir oyunda. Büyük, devasa bir oyun. Ersan Montag yönetti. Almanya'dan geldi ekip.
Ama dolup taşsın seyircisi İnşallah. Her zaman. Evet. Bunun ya, yine Shakespeare eseri bu arada değil mi? Shakespeare'den uyarlama. Evet, aslında Titus Andronicus oyunundan uyarlamaydı ama böyle oyun Alman dramaturgumuz, yazarımız baştan yazınca tamamen başka bir oyun gibi oldu. Karakterlerin isimleri aynı, o yüzden adı da değişti Titus Kompleks olarak. Beyefendi de ayıptır söylemesi Shakespeare oynuyor yani. Biliyoruz tabii ki, aşk olsun. Yani bu şimdi... Hepsi esnaf Shakespeare. Ya, aşık Shakespeare. Gelemedik ama olsa aynı anlarda oynadığımız için. Bu arada hiç... full time annelik de devam. Evet. Hiç ihmal yok. Uraz'da da öyle. Full time senin full time oluyor mu? Benim yani iki gün. İşte haftada iki ya, gün. Full time olması için elimden gelen şeyi yapıyorum. Ama yani ya, zaman bu yoğunlukta yaratıyorum bence yani. İnanılmaz zaman ayırmadır okul bu ya. Okul çok güzel bir şey. Bunu şey diye söylüyorum. Eğitim şart. Ay evet, gerçekten, çünkü çocuğun okuldayken orada oyun oynuyor yani, hani böyle daha kaliteli vakit geçiriyor ve sen de o arada işlerini yapabiliyorsun. Peki nasıl organize ediyorsun bütün bunları? İşte ben 4'e kadar rahatım okulda olduğu için. Ha. Sabah erken uyanmaya alışık olduğumdan dolayı o sabah onunla geçirdiğim 2 saat böyle kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorum. Bir de uykusuna yetişirsem uyumadan önce, ama çok bazen oyunlardan dolayı yetişemiyorum. Ama öyle ona haftada en az böyle 3 günü onunla geçecek gibi ayarlıyorum yani. Şimdi ondan sonraki konu da Affetti Merkezi diye şahane bir şarkısı çıktı Sena'nın. Çok beğendim. Çok teşekkür onu, ederim. Onu soruyordum ben de yani, hakikaten Affetti Merkezi dedim. Çeşitli cevaplar aldık burada. Sen Affetti Merkezi hiç yok mu küstüğün? Ben hayatta affetmem ya öyle böyle kötü bir oyun mu? Yani ben isterdim. Bak bayağı ya. Degrede gidiyoruz. Yani. Hayır, benim ben gerçekten var, bu hayatta ben isterdim affetmem. Yani ama öyle maalesef öyle kötü bir oyun var, affedemiyorum ben yani. Yük olmuyor mu yani? Ama çok zor yok, küsüyorsun. Yok yok, daha iyi. Affedince daha yük yani. Hani affettin, bir tolere etmen gerekiyor. O zaman içinde tutmuyorsun. Kabul. Silip atıyorsun. Aynen aynen. Ha. Öyle hani affetmedim, onunla yaşamıyorum. Affetmiyorum gibi. Ve evet yani ignore ediyorum. Siliyorum. Uzaklaşıyorsun. Aynen. Hı-hı. Yani daha rahat ettiriyor beni. Aslında tam silemiyoruz affetmeyince biraz. Hani bağışlayıp hayatımıza geri almak gibi değil ama bizim... İşte düşüncelerimizi işgal ettiği yerini kesip atmak gibi belki. Yani çünkü öyle ben bir yerden bakarsam kendimi evet. affediyorum, devam ediyorum. Yani. Kendimizle geçmişi herkes. Yani. Allah beni affetsin. Hani öyle bir yerden bakarsam Allah beni yaptım madem affediyorum kendimi. Öyle bir sözü de var şarkı. Evet. Şimdi şarkılarını biliyorsan ama Sena'yı tanımıyordun herhalde. Evet, kişi, tanımıyordum. Yani Dastas'ta çıktı Sena'da. O evet. yüzden biliyorum ama yani birebir tanışıklığımız Dastas yok. Dastas'ta bir milat olmuş hatta. Ondan sonra konserlerinde başka türlü evet. hareket etmeye Nereden başladı. Nereden biliyorsun? Geleceğim oralara. Aa, ben bilmiyorum. Geleceğim. Oralara geleceğim. Hadi ama her şey var. Hazırla. Şimdi sen 25 mi 26 yaşında mısın? 25 yaşındayım. Bak editörüm şimdi yine... kriz geçirecek orada, 26 yazılmış burada. 19 Eylül 1998 lütfen, daha 26 yazdım. 22 Eylül. Aa. 3 gün büyüksün bende. fakat deminki konuşmada da gördüğün gibi müthiş olgunlaşmış bir evet. ruh. Ne gerek Teşekkür var ederim. Diye merak ediyor insan bu kadar olgunlaşmaya. İçine kapanık bir çocukmuşsun. Biraz tanıyalım seni. Öyleyimdir. Öyleymiş. Değil miymiştir? Öyleydim. Hayyam okuyormuşsun çok. Hayyam evet. Hala devam mı? Tabii yani şarkı yazarken Hayyam'dan çok etkilenerek yazdım. Hayyam'ı diye bir espri yapacaktım, yapmadım. Ama yapmış da oldum galiba, yapmadım. Ne kadar su içiyordu. Bunu hiç beklemedim. Özür dilerim. Keyfine bakalım. Canlı yayında böyle kazalar olabiliyor. Aşık Veysel, Fikret Kuzuluk dinlediğin, etkilendiğin isimlermiş. Bu galiba 18 yaşında verdiğim bir röportaj. Ama evet. Çok şey değişti mi? 7 Yok sene canım. Geçmiş. Ne olacak? Tabii ki yani çok önemli isimler. Herkese de etkisi olmuş isimlerdir diye düşünüyorum. Evet. Hiç tepki vermediler gördüğün gibi. Sizler mi yardım Gereksiz yere çok düşünen bir yapın varmış. Öyle mi demişim? Evet var. Bu hiç kendini evet. hatırlamıyor. Ben... Ama kız 18 yaşında yapmış. 4'ümüzde Sena'yı tanımıyorum. Ben de kendimi... Hislerini çok derin hissedip yaşıyormuşsun. Ne Derinim demekse. Yani. Tabii evet. Çocukken de şimdi düşünüyorum da... Bana çocukken... fal bakıyormuşsunuz gibi hissettim. Böyle bakıyorum evet. Çocukken de çok... Şimdi düşünüyorum da çok gıcıkmışım gibi bir şey demişsin. Ya şey şimdi... Bu kadar olgunluk herhalde etrafa şey mi itici mi geliyordu? Şimdi ben bakınca sence? Ben beni sevmezdim diye düşünüyorum. Çünkü 15 yaşında bir şarkı yazmışım. Çirkin Dünya diye işte Hayyam okuduğum
yoğunlukla zamanlar işte içerim ona buna bu gece sana içerim falan öyle bir şarkı dedim ya. Yani böyle bir şarkı yazıp 15 yaşında bir çocuk getirse şey olurum hani biraz. Ha. Hani ne yazıyorsun ya, sen bir tane hırkalı bir çocuk vardı küçük böyle kanallara çıkıyordu falan. Neydi adı? Atakan mı? Atakan. O kadar değildim canım ama yani hani benim de kendi bir şeyim vardı. Yok ya, yok, Atakan fenaydı. Annesine falan böyle posta koyuyor. Tabii. Evet, o karışma anne falan. Mıydı? Evet. Şey, sen lazım. Baktın sohbet iyi gitmiyor. İki tane şarkı söyle bitirirsin ortamı canım. İdare edemem ama. Herkes hayran olur. Sen boş ver. Teşekkür ederim. Senin silahın çok kuvvetli. Uraz'a dönmek istiyorum. Buyurun abi. Şimdi herkesin taklit yeteneği varmış evde. Kukla gösterileri yapılıyormuş. Böyle evet. Bir ailede büyümüş. Evet. Ama oyunculuk konusu biraz... Ben de böyle yo filan desem böyle. Bütün bilgilerin yanlış. Yanlış olsun. Ya, onu bir kere. Onu bir kere daha enteresan oluyor. Bayılıyorum. Zor durumda yok, kalmaya. Yok. Doğru bunlar abi. Ben zor durumda mı bıraktım? Sana sonra geleceğim. Tamam, özür dilerim. Sen orada otur düşün tamam. Bakayım. Tamam. Ya kıza evet. Demin hayran oldum şimdi paylıyorum. yok ya şaka yapıyorum olur mu? Tamam. Ben de o kadar küçüklüğümü hatırlamıyorum. Reklamcılık okuyorsun ama çünkü aile çok istemiyor oyuncu olmanı. Yani şey baba yok anneyle büyüdüğümüz için annem de böyle garanti maaş alacağımın bir işimin olmasını istiyor haliyle. Ya, o zaman da böyle diziler filmler bugünkü yani her kanalda 5 dizi her gün başka iş. İmkanı. Bir de bu kadar göz önünde değiliz. Değil kimse. Serseri, it kopuk mu it kopuk, nedir bunlar? Tiyatrocular işte böyle sokaklarda serseri gibi dediğin gibi yaşıyor falan. Öyle bir tayfa diye düşünülüyor. Öyle olunca ben de işte reklamcılık diplomamı anneme verdim. Okuyorken işte bir diziyle başlamıştım. Seninle de o görüştüğümüz tam o dönemler. Zaten hemen biri kapmıştır ya. O enerjiyi orada tutmak imkansızdı sağ ol, ya. Sağ ol abi. Öyle de başladı yani. Evde kuzenlerim böyle işte kalemlerin üstüne bir şeyler takarlardı, oyuncaklar, onları oynatırlardı. İşte anneannemler, teyzemler onu pazardaki... Onu anlamıyorum zaten. Bu şen şakrak evden bir destek bekledim ben aslında. Ya şey... Ama mesela şeye gönderdiler. Yani kurslara falan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kursuna git. Hani... Nefsin körelsin orada eğlen falan dediler. Ne kadar yani, kötü bir şey olduğunu gör vazgeç. Yani öyle bir yere geldi. Orada da yani işte hafta sonları hep o kursa götürüldüm, getirildim falan lisedeyken. Yani o anlamda destekleri oldu. Ama bunun bir mesleğe dönüşüp nasıl bir serüvene dönüşeceğini kimse kestiremediği için kadın da garantici bir yerden yaklaştı yani. Ama şimdi memnun gibi. İnşallah o evet. Yani inşallah değil. İyi ki o inat sizlerin üzerinden silinmemiş ya mesela. Babamı da istemiyorlarmış. He. Yani o da bir zanaat yapsın, bir işe girsin, bir esnafın yanında çalışsın. Çok üzücü olurmuş babam ama, öyle yapsaymış. Senin de üzücü olurmuş. Ben gördüm o ateşi yani. O ne yapacaktı yani? Şimdi bir küçük aramız var. Tamam. Sonra sohbete devam edeceğiz. Hem Didem de biraz soluklansın. İyi Sena'yla mi? Da konuşacaklarım İyi, var tamam. Benim. Tamam. Ara, sonra beraberiz. Millendim. Gerçek göğüs gelmiş
nasıl yandım, yüreğim kandı sana. Bir umut olmaya, sen hatırlamazsın, ben unutmam, nasıl kıydın yüreğim kandı. Yalandan bir tenha bulmuş, öfke dolu taşıyorken bir aşka esir olmuş. Yüz bin parça, hepsi çaresiz. Benim porselen kalbim çürük bir köprü ortasında, ruhuna veda etmiş. Yüz bin parça, hepsi sevgisiz. Benimle oyunlar oynadı, kırıldı. Hatırlamazsın, ben unutmam, nasıl kıydın yüreğim kendi sana. Bir umut olmaya, porselen kalbim ne yapsın alını, hatırlamazsın, ben unutmam, nasıl yandım yüreğim kandı sana. Bir umut olmaya, sen hatırlamazsın, ben unutmam, nasıl kıydın yüreğim kandı. Oldu ya. Böyle bir şey yok. Çok teşekkür hemen ederim. Hemen gönlümü aldı bak. Şimdi yani? Sen şarkıyı söylerken böyle bir isyanlar oluyor ya, hemen binanın deprem raporunu aldık. Zemindeyiz. Biraz sarstın bizi yani. Teşekkür ederim. Ne diyeyim bilmiyorum ki, ne denir. Allah ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok onu ben de derdim. Evet, ne bileyim. Ne denir bilmem. Bir şey aradım bulamadım. Ben hemen ilk aklıma geleni söyledim. Yok yok, vallahi sağlık çok ya. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Aa, tüylerim diken diken oldu. Benim de vallahi şu an.
Çok Allah. Sevindim, çok sağ olun. Bir ebeveyni gibi falan, annesi gibi falan seyrediyorlar. Bir anda yayını bıraktım. Değil mi? Çekip İşte oluyordu böyle. Aynen çocukken ya. Televizyonlar çok oluyor. Artık kimse yayını terk etmiyor ya. Kimse terk etmiyor. Bizim sen niye terk etmeyi mi düşündün? Şimdi onu düşündük. Ne yapalım artık burada bu sesle? Ben ne yapayım? Yani eskiden çok oluyor. Daha zor programa yetişti. Hasta zorla izin alıp buraya geldi. Hasta mı? Artık o kadar çalışınca hasta olunmaz. Niye kıyorsun hastayım? Nasıl olacak? Geldim sarıldın insan hastayım. Gerçekten yalanla sarıldın. Çocuğun yok mu? Her dakika hastayız. Evet. Okuldan gelmiyor. Üçümüz devamlı hastayız. Okuldan geliyor zaten. Aynen. Arnavut kökenli anne, Antepli baba. Tatlılığı babadan, inadı anneden mi aldın? Efendim? Tatlılığı babadan, inadı anneden. Çok teşekkür, evet. Evet. Ankara'da dünyaya geliyorsun ama yine sürprizlerle dolusun. Aynen, Ankara'dan gel. TRT Radyosu'nda spiker baba. Evet. 6 yaşından itibaren sen de TRT Radyosu'ndasın. Orası evet, senin mahallenmiş. Aynen. Sokakta oyun yerine sen hep o TRT Radyosu'nun koridorlarındaymışsın. Evet. Çalışıyor muydun aynı zamanda? Çalışıyordum valla. Para kazanıyordum. Vay. Öyle. 6 yaşında başladı. Yani Ankara radyo çocuk saati bu. Hani daha televizyon olmadığı zamanlardan başlayan bir akım aslında. İnsanların yaşın bilmesi. Yaşın çıkacak ortaya, dur, benim, ben, o, yani benim zamanımda değil canım. O öyle devam etmiş, süre gelmiş. Hani böyle çok eski. İşte Ejder Akışıklar, Rüştü Asyalılar, Sungun Babacanlar, onlardan günümüze peki, kadar ben ne, de onlardan. Peki ne kattı hayata bakışında, ne değiştirdi bu 6 yaşında TRT Radyosu'nun tedrisi altından geçip? Yani işte hani şimdi çocuklarımızı yollamıyor muyuz baleye, işte sosyal aktif yollamıyor musunuz? İşte, yolluyoruz da evde TRT Radyosu diyorum ya. Peki evinize ilk televizyon geldiğinde ne hissettiniz? Çok heyecanlanmıştım. Küçük. Sen hatırlamıyor musun onu? Ben renklisini hatırlıyorum. Ben de öyle hatırlıyorum evet. Abi. Kaç yaşındayım ben? Niye ben siyah beyazım? Ben hatırlamıyorum. Ben siyah beyazım. Ben de hiç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Tek kanal onu hatırlıyorum. Tek kanalı da bilmiyorum ben mesela. Ben. Ya bırak Allah aşkına, nasıl ben, bilmiyorsun? Yani, arkadaş bir özel kanalı gördüm yani. Bak. Ben de özel kanalı gördüm yani. İşte. Yani tek kanal değil de. TRT özel kanal mı? Hayır. Tek kanalı hatırlamıyor. Sen direkt özel kanalla mı hayata başladın? Star. Kaçlı Uraz Bey var mı? 87 mu? Ha, pardon. Hayır, yazıyor mu? Merakımdan soruyorum. 87'li misin? 87'liyim. Ben de 82'liyim. 5 sene. 5 sene o kadar. Türkiye'de 5 senede neler oluyor biliyor musun? Sen direkt renkli ve 8 kanallı başladın hayatım. Ben internetin geldiğini hatırlıyorum. Biz interneti bulduk. Ben bulunuşunda vardım internete. Evet. Şeyden birini alıyoruz. Falan diye sesler çıkıyordu. Ben herhalde reşit olmak üzereydim telefon geldiğinde. Yani daha doğrusu cep telefonunun yaygın kullanmaya başlandığında. İlk telefon erken gelmiştir de. SMS falan yoktu. Sonradan eklendi falan yoktu. Hatlarda. Sonradan geldi. Niye bunlardan bahsediyorsun? Evet, ne bileyim bir an böyle eski Ramazan diye mi bu eski Ramazan? Ben çok severim de yani bir yandan da şeyleri konuştuk ya böyle radyo madyo dedin, çocukluğumuz dedin. Ben i̇şte oralara gittim. İşte tamam ya, benim çocukluğumda benden önce yapmışlar. Özür diliyorum. Pardon. Anlat ne olur. Radyo dönemini anlat. Hayatına neler kattı radyo, ne olur oraları anlat. Çok şeyler. Özür dilerim. Pardon. Gerçekten. Anlat dinleyelim ya vallahi. Bir şey katmadı. Denir mi öyle? Denir mi öyle konuşulur mu ya? Kattı. Ya kattı çok şey. İşte böyle arkadaşlarımla mutlu olabiliyorum. Çok güzel. Disiplinli evet. Bir insanı. Televizyon yoktu. Ne güzel yoktu, sohbetler oluyordu. Ona da girelim tam olsun. Değil mi? Tam fesane şenlikleri olarak. Neyse, başka bilgi var mı benim hakkımda? Sena da Antepli. Ben Antep doğumluyum, evet. Ya, ben Ankara. 8 yaşına kadar Antep. Ama annem Ankaralı. Böyle o tersini yapmış işte biraz. Bizde tersi oldu, evet. Yalnız burada benzer yer şu. Baban Yunan müziği yapıyor. Evet. Aa, çok severim. Dedenle de caz dinliyorsun. Dedem caz müzisyeniydi. Bas gitar çalıyordu, davul çalıyordu. Frank Sinatra'lar falan filan. Ondan sonra da ilk... tabii durum böyle olunca kendi yolunu 5 yaşında çiziyor, şarkı söz yazıyor. 5 değil valla. 5. Tamam 5. 5. Sen benim editörümü gördün mü? 5 de 5. 5 de değildir ya. Kötü bir şey diyoruz sanki. 5 yaşında yazdı diyorum. Ne diyorum. Güzel. Bak o 6 yaşında TRT Radyo'ya gidiyormuş. Sen 5 yaşında şarkı sözü yazmışsın. Sen ne yapıyordun? Yapıyordun dedem Mahmut Paşa'da esnaftı, ben oraya gittim. Değil mi ne? Valla. Evet, o da bak 5 yaşında. Ben de yürümeyi öğrendim 5 yaşında. İşte yürümüşüm ben. Önce konuşmayı öğrenmişim, üçte de yürümüşüm. Evet.
Evet, sessizlikten anladığım kadarıyla yine biraz geçer. Nokta nokta ayrılır. Bu sevdayla ne yapılır? Evet. Sabret. Sabret, sabretmek güzel. Bunu evet 5-6 yaşlarında mırıldanmışım. Ne yaşadın da 5-6 yaşında? Ben de bilmiyorum. Yani üzgün bir daha sözleri insan bir daha alabilir miyim? Nokta nokta ayrılır. Bu sevdayla ne yapılır? Sabret, sabret, sabretmek güzel demek. Ben de nokta nokta ayrılır deyince... Orası söylenmeyecek, ayıp bir şey mi? Söylenmeyecek bir şey. Nokta. Tabii tabii. Ne olabilir mesela? Nokta nokta yerine ne koydun aklına? Ayrılır. Bir daha düşünelim, bir daha okuyalım abi. Nokta nokta ayrılır. Evet. Bu sevdayla ne yapılır? Bu sevdayla ne yapılır? O 5-6 yaşında tutkun olduğun ve ayrılabilen bir şey olmuş. Ne ayrıldı evet o. Biberon gibi geliyor şu an. Devam edelim. Sabredersen de güzel demek diyor. 5 yaşında biberon kalmış. Emzik bırakma mı bu acaba? Olabilir. 5 yaşında emzik yoktur ya. Emzik yoktu canım. Biberon belki. Biberon olabilir. Çikolatalı nokta süt. Nokta ayrılır. Ya gerçekten ciddi bunu konuşuyor. Biberon belki bir marka vermek istemiyor. Nokta nokta ayrılır. Belki oyuncağından da bahsediyor. Olabilir. Oyuncağı, bir oyuncağı. Bu sabredersen bu sevda. İşte o kadar soyut düşünemeyeceğimi düşünüyorum. Güzel olur. Nokta ayrılır. Sabretmek güzel olur. Tamam düşünüyorsundur ya. Bilmiyorum, öyle gülme. Ben bu yaşında yazamam bunu. Yok, ben söyleyemem bile. Bırak yazmak. Şeyden bahsediyor belki de. Kartanelerinden bahsediyor belki. Olabilir. Biz çok hemen... Biz hemen, hemen bitsin biberonu. Evet. İlk akla gelen yine. Şimdi geçelim mesleğe nasıl başlandığına. Uraz ilk oynadığı diziye nasıl aranmış? Onun hikayesini bir dinleyelim ya. Ya bir kader değil mi bu? Ha ben de BTR'ye girecek yüzden söylüyor musun? Ha. O zaman ben böyle anlatmışım daha önce. Daha önce anlatmışım. O yapımcı geliyor. Kadersel bir anı. Anneannenin evinde. Anneannemin evindeydim. Şey, önce bir görüşmeye mi çağırdılar? Yok işte böyle bir, o zaman işte bu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeyken bir ajans, işte o gün seninle de karşılaştığımız ajansın sahipleri bir reklam için gençler arıyoruz falan diye gelmişlerdi. Bizi kameraya çektiler. Adımızı, soyadımızı söyledik. İşte boyumuzu, kilomuzu söyledik. Gittiler. Biz sonra reklamlara bir iki yere gönderdiler bizi falan. Ondan sonra hiçbir şey olmadı yani. Böyle gidiyorum, heyecanlanıyorum. Hiç konuşamıyorum falan. Böyle içime kapanıyorum. Sonra gel zaman git zaman benim telefon numaram değişmişti. Ben de numaramın değiştiğini söyledim. Bunlar numaramı yanlış kaydetmiş. Yani operatör numarasında bir hata olmuş filan. Hiçbir daha beni kimse aramadı bir süre. Eyvah. Ben dedim ki herhalde yani öyle bir kaderimde öyle bir şey yok filan. O kadar istiyorsam anneannemin evinin numarasını da vermişim. Çünkü Sabit Hatlı tek kişi o ailemizde. Yani o yaşlı yani jenerasyonda Sabit Hat kullanan bir o var. Anneannemin evinde olmamam gereken bir gün. Okulda olmam gereken bir gün. Anneannemin evinde otururken telefon çaldı. Ben açmam yani konusu, komşusu arar anneannemi. Hani yani telefonu kaldırdım, açtım filan. İşte Uraz'la görüşecektik benim filan. Böyle böyle bir dizi görüşmesi var, sizi çağırıyoruz dedim. Telefondan niye aramadınız, cep telefonundan? Arıyoruz, telefonunuz kapalı. Yok dedim, değil. İşte numarayı düzelttik filan. Gittim. Yönetmen görüşmesini istediklerini söylediler. Görüştük. Ertesi gün okuma provasına çağırdılar. Ben okuma provası ne bilmiyorum. Yani ben yine oraya gideceğim. Kendim gibi aynı kastta birkaç kilolu arkadaşla beraber hani okuyup en iyi okuyanın rolü alacağı bir şey zannediyorum okuma provasını. Orada öğrendim yani okuma provası esnasında kabul edildiğini öğrendim. Çok da aşırı da heyecanlanmıştım. Elim ayağım birbirine boşalmıştı, girmişti. Öyle de başladı yani maceram. İnanılmaz ya. Peki olmaman gereken zamanda anneannenin evinde ne yapıyordun? Anneannem yazları giderdi. Ha. Yazla. Ben de eve çökerdim. Ha, tabii. Fenerbahçe'de evet rahat olurdu. Arkadaşlarım, eşim, dostum falan. Zaten yakındı evet, evler evet, birbirine. Evet yakın. Biz hep oraların evet. çocuklarıyız. No. Nerelerden nereler? Bak bir anneanne bir Sabit Hat mı alsak eve? Bak lazım oluyor ha. Ya geçen gün onu konuştuk. Kimsenin evinde Sabit Hat evet, kalmadı. Bizde de yok. Hiç yok yani. Ya eskiden böyle bir şeyi bağlamak için internet bir televizyon aparatıydı. Lazım oluyordu. Şimdi artık o da geçen hatta dün annem telefonunu bizde bırakmış. Çıktı gitti evine. Ne yapacağız? Ulaşamayacağız filan. Çat aradı Sabit telefondan. Ben de annemin evinde Sabit telefon olduğunu ya. Böylece anlamış oldum. Ya. Anneler var. Benim annem nerede de var hala. Benim annem de yok mesela. Yok mu? Ben bağlatacağız ya. Bir tane bağlatalım. 5 sene. Şimdi... Hep onun altına çıkmaya çalışıyorum. Evet. Bir kadersel bir anı da sende var. Böyle bir şey. Hangisi? Serseri Aşıklar dizisine giriş. Ay.
Çok sevdiğim bir hikaye. Kadersel değil. Çok sevdiği bir hikaye benim. Yani ilk dizim evet o. Yani. Arda mıydı Çağrı? Evet, rahmetli Sezai Aydın'ın oğlu. Telefon açtı öyle. Ben de diziyi görmüştüm birkaç kere. Dedi ki bir rol var dedi. Ama okul yeni bitmiş yani. Ben böyle anneme dedim gidebilir miyim falan. Git dediler. Böyle gece beni bıraktılar terminale. Otobüse bindim. Tam böyle yani böyle. Baya kader ha. Baya şey. O an oluyor. Otobüsten indim. Sanayi Mahallesi'ne gittim. Hiç unutmuyorum. Orhan Oğuz çekiyordu. Ben gittim böyle baktılar. Olur olur. Benziyor da zaten falan dediler. Kime benzediğimi de bilmiyorum. Oldu dediler. Yani, yani Fadik Sevin Atasoy oynuyormuş orada o rolü. O çıkmış bir sebepten. Yarın dediler set var dediler. Tamam dedim. Diziyi de biliyorum yani. Çıkarken dediler ki araba kullanmayı biliyor musun dediler. Ben de izlerken böyle bir Megane bir kırmızı araba spor. Dedim bu otomatiktir. Yani ben sadece düz vites kullanabiliyorum. Otomatik hiç anlamıyorum. Aa süper zaten düz vites araba dediler böyle ve yalan söylemiş oldum. Bilmiyor ya kullanmayı. Çıktım hiç, oradan. İki türlüsünü de bilmiyorsun. Yok. Hayriyetim var. Çıktım sonra taksiye bindim. Taksiciye dedim ki bana araba kullanmayı öğretebilir misiniz? Sabaha kadar vaktim var. Ağlıyorum bir yandan. İlk defa bir dizi olmuş. Adam dedi ben işte mesaim şurada bitiyor. Şu saatte iki saat çalıştırım. O sırada bir akrabamızı aradım. Yani ben sabaha kadar araba çalıştım. Ondan sonra sete gittim. Sevgili Nursel İdiz annemi oynuyor. Reşit Paşa'dayız. Yağmurlu bir hava. Ben böyle sinirlenip kapıyı çarpıp çıkacağım ve oradan devam edeceğim. Ama şöyle yokuş. Yağmurlu. Ve bilmiyorum diyemiyorum hala. Sonra böyle kayıt falan dediler. Ben bindim tabii ki araba kaydı ve Nursel'e dedi. Ay bu araba kullanmayı bilmiyor falan diye. Nursel'e çarpıyor İndi. Sonra birisi işte el frenini çekmek için oturdu oraya falan. Yani öyle bir ufak küçük bir yalan söyleyerek oynadım. Öğrendim sonra ama. Birkaç kazam oldu setlerde. Setlerde öğrenmişsin ama yani. Setlerde öğrendim. Oldu birkaç kazam oldu. Ben de bir kere kamerayı uçurdum. Gerçekten. Vantuz'dayken. Duvara çarptım kamerayı. Çok kamera uçurmak kötüymüş. Kötü bir tecrübeydi. Şey, vantuzları hep öne koyuyorlar ya kameraları. Öne. Kimse de sormuyor. Onu görürüm. Mesela orada çok iyiyim. O vantuzum çok iyi. Yani öndeki vantuzda her yere gidebilirim yani. Ama yan vantuz koydular. Yani bu tarafıma da kamera koydular. İlk defa koydular. Ve böyle giderken böyle Usan Çakır'la beraber oynuyorduk. Böyle yan yana sahne arabanın içine gidiyoruz. Böyle gittik, giderken arabanın boşta kamera. Dönüş yoluna geri döndük, bitti sahne. Ama kamera kayıtta akıyor, biz de geri dönmeye gidiyoruz. Biz de aramızda artık muhabbete başlamışız yani, sohbet ediyoruz. Kapı varmış sol tarafta. Böyle bütün şey, set önüme falan atladı böyle adam. Yavaş, yavaş derken, ne abi derken, pa dedi kamera. Kamera yuvarlanıyor falan. Ve bu kamera hala kayıtta, öndeki kamerada. Surat ifadelerimiz falan... Yani taksiye inanılmaz bir görüntü. Yani. Usan falan böyle bembeyaz oldu. Bembeyaz oldu falan. Sonra kameraların kesin sigortası vardır fikri aklıma gelince gülmeye başladım falan. Sinirim öyle boşaldı falan. Çok var mıymış bari? Vardı vardı. Evet, ama ya yani çok korkunç bir andı yani. Ay gerçekten korkunç. Kamerada, öteki kamerada bir de böyle yuvarlanan görüntü var böyle. Kamera yuvarlanıyor. Düşen kamera. Yani kesin tam kırılsın diye yani. Yani. Tam kırılsın tam diye kırılsın devamlı diye. Yuvarlanıyor. Fena. Şarkı yazarken acı çekmekten mutluluk duyuyorum diye bir benim açıklamam bu bilgileri var. Nereden aldınız çok merak ediyorum. İğrenç bir profil duymuyor musunuz? İğrenç bir profil çıktı. Yani hayır niye iğrenç ya? Keyif acı bak, çekmekten ne keyif almıyorum. Ne anlatırsan anlat sonunu şarkıya bağlarsan hiç senin tutulurum sana diyorsun. Karada ölüm aynen. Yok. Tamam. Teşekkür ederim. Şey yani acı çekmekten keyif almıyorum. Niye demişsin bunu? Öyle ama mi şarkılar da hep biraz ya. Şey mi ya? Hiç şey yok mu mesela? Gün açsın, elmanın tadı muhteşem falan. Teni tenime diye bir şarkı var. Efendim? Teni tenime. Ha. Onu birazdan çalacağız. Hep de mutsuz değiliz. Ölsem var. Oo. Süpersin. Ne var? Teşekkür ederim. O mutluluk mu saçıyor? Değil işte. Ben de onu söyleyeceğim. Sen nokta koyayım dedin yani. Ama işte benim görevim de insanların bu tarz duygularından kurtulmalarını sağlamak. Bence de. Ha. Katarsis deniyor işte biliyorsunuz. Bunu, daha iyi biliyorsunuz. Bunu sen söyleyince diyorlar ki insanlar ya halimize şükür neler var bak filan mı diyorlar. Yok canım yani hani işten çıkıyor birileri. Hayır bir de o kadar güzel söylüyor ki ikna demin Ölsem. İşte sevmemeliyiz miydi tam evet. İsmi şey. Sevmezsin yani sen böyle söylersen sık sık. Ya aslında o çok da bir aşk şarkısı da değil çok.
Ya hiçbir şey sevmem ya. Tamam. Hiçbir şey sevmiyorum. Allah kahretmesin. Tamam. Kadıköylülükle ilgili değişik fikirlerin var. Ne gibi? Çok ayrıcalıklı yani. Kırmızı çizgi. Evet. Kadıköylü olunmaz. Kadıköylü doğru falan. Yok yok. Yani ben İstanbul'un en güzel semtinin Kadıköy olduğunu düşünüyorum. Hayatımdaki tek böyle faşizan tarafımın burası olduğunu düşünüyorum. Cadde çocuğusun yani. Evet, Bağdat Caddesi'nde büyüdüm. Ne gerektiriyor cadde çocuğu olmak? Ben de ucundan cadde çocuğuyum. Yani ne bileyim, yürümeyi sevmek gerektiriyor mesela. Sahilde oturmayı sevmeyi getiriyor yanında. İyi arkadaşlıklar getiriyor. Yani çünkü biraz böyle aile ortamı gibi bir yerdir Bağdat Caddesi. O yüzden yani AVM'den biraz. AVM yoktur mesela. Uzaktan. Bizde hiç yoktur yani. Ben sevmem yani AVM'ye gidince falan, bir şey alışverişe gidersem, bir şey almam gerekirse girer çıkarım. Yani o gününü AVM'de geçirme şeyi bende daraltı veriyor. Yani oturursun çimende, hemen kıçını bulduğun çimene oturursun. İşte ne bileyim, bir arkadaşlarınla sahilde bir içersin. Daha sade bir hayat yani. Daha sakindir. Gece hayatı yoktur. Sen çay kahve içmeye çıkarsın. Avrupa yakası biraz içki içmeye gider. Akşam drink almaya gider. Sen çaya kahveye çıkarsın filan. Öyle bir yerdir yani. Ben de öyle. Çok geniş kaldırımları vardır Bağdat Caddesi'nin. Yani bizim yani üniversitede, lisede falan yani böyle ceptelik filan yürürdük yani. Bir o boya, bir o tarafa, bir o tarafa. Sohbet ederdik. Bankta otururduk. Sahile inerdik. Ya yani böyle geçti yani. Potalara inersin, basket oynarsın, halı saha yaparsın. Yani Bağdat Caddesi, Kadıköy falan biraz böyle hissettirir bana. Ben de keyifli olduğunu düşünüyorum. Sen de Kadıköylü müsün? Ne tarafta oturuyorsun? Ben Silivri'de oturuyorum. Silivri'de mi oturuyorsun? Evet. Gerçekten mi? Evet. Zor olmuyor mu gidip gelmek? Zor oluyor. Tamam, peki. O zaman sana geçeyim. Ama sen de Kadıköylü. Sen de Kadıköylü. Kadıköylü oldum ben. Eşimden ötürü artık Kadıköy'de. Evet. Karşıda mıydın sen? Hep karşıdaydım. Buradaydın yani. Evet, buradaydım. Buradaydım. Buraya. Ama ben gerçekten şeyde. Kadıköy'e taşındıktan sonra gerçekten bence de İstanbul'un en güzel mutluluk yeri. Mutluluk ya Kadıköy. Huzur. Çok güzel gerçekten yer. Gerçekten öyle. Yani böyle her Kadıköylü'nün ağzına şu vardır yani. Köprüyü geçip stadı gördüğümde eve geldim ben hissi. Ben kaza yaptım. Evet. Setten çıkıp. Ne diye? Perişanım. Eskiden hani çok uzun diye çekimler. Hala öyle mi bilmiyorum. Yok, yine sınırı var artık. Yok, bizde. Hatırlıyorum, sınırsız dönemleri. Yine inanılmaz çekim saatlerinden sonra arabayla eve dönüyorum. Zar zor artık gözüm kapanacak. Stadı görünce bir huşu. Ne geldiyse bana sese uyandım. Bam diye girmişim o kızıl toprağa. Fenerbahçe. o çalmadı. Fıs diye bir sesler çıkıyordu arabadan, zar zor indim ama biraz da fazla huzur veriyor yani. Ben seviyorum ben ya. Ben de sevdim. Hoşuma şimdi buraya gelen konukların genelde bazı takıntıları olabiliyor. Didem'le ilgili de böyle bir şey bulduk. Siz de varsa açık yüreklilikle söyleyin lütfen. Vardır Kemal biraz da. Niye? Var gibi duruyor Uraz'da değil mi? Var. Ben Uraz'da çok eski takıntılı. Öyle mi? Bence vardır sende. Yüzüne esnenmesini bir de düğme iliklenmesini sevmiyor Didem. Ben mi? Didem. Hayır ya. Paylaş arkadaşınla. Kendi takıntısını sana satıyor. Benim evet, ben sevmem. Ben de önümde düğme iliklenmesini. Yani o bir batıl inançtan. Ne demek bu? Yani üstüme düğme kapatınca kısmetimi kapat. Senin artık Didem. Canım ya, kısmeti sadece eş olarak nitelendiriyorsunuz, iş. Hmm. İşte hayat, üretmek. Öyle yani biz de sevmeyelim. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Düğme ilikleme konusunu. Yok, onu ilk defa duydum. Esneyince esneme? De rehavet çöker. Esnemek biraz ağzı kokabilir birinin. Ay yok. Ondan işte bahsediyorum. Buradan esnesem de rahatsız oluyor. İyice uyku getiriyor. esnemek getirir ya. Evet. Karşımdaki yani o rehaveti bana çöküyor. Hmm. Rehavet çöküyor. Bir de sıkıcı mıyım acaba falan diye düşünüyorum. Hayır bana da ya, ağırlık çöküyor karşımdaki esneyince. Ben esnemeden bahsedince bile esnemem geliyor. Ama böyle elini kapatınca sıkıntı yok. Kibar olunca anladım. Ayırmayacaksın ağzını. Belki de ağzının ayrılmasına birisin. Belki de ya. Ben nezaket seviyorum. Peki sen şehir çocuğu gibi görünsen de mahallede büyümüşsün. Bak şöyle bir demeci var. Koruk toplayıp koruk terlettiğimiz de oldu. O doğru. Koruk. Çok severim. Koruk. Ay ben de koruk severim. Ama bu yani mahalle çocuğu olmanın tarifi. Koruk toplayıp koruk terlettim. Ben bilgisayar çocuğuydum ama yani mahalle. Ama koruğu da gördüm yani. Evet.
Çünkü bunlardan besleniyorsun tabii. Koruk suyunu nasıl yapıyordunuz? Koruk suyu değil de ben koruk terletme denir Gaziantep'te. Hani böyle topladıktan sonra bir kavanozun içerisinde işte biber, işte ne atıyorsanız çeşni olarak. Sonra onu böyle terletirsin. Bütün gücünle sallarsın. Sonra? Ayran yapıyor gibi. Sonra yersin. Allah Allah. Yine yeniyor. Ben de hiç bilmiyordum. Ha, bak, Antepliyim sözde. Bizde mesela Balıkesir'de böyle koruk suyu satarlardı yazları. Limonata gibi. O böyle limonata makinesinin içinde daha koyu yeşil bir renkle. O da yine böyle ekşi bir içecek ekşi olarak. Güzel olurdu ama. Biz evet. Koparıp yerdik sadece. Afiyet olsun hayatım. Herkes konuşsa gibi anlasın. Burada koruk için iki ayrı mı? Ne olur ya? Kim nasıl seviyor söyleyesin lütfen koruğunu öyle tüketsin. Yaptığım bir şey yok koruğunu. Yani. Tamam abi. İstediği gibi tüketsin yani. Ben bir yerde mahalle çocuğu muyum demişim. Öyle mi demişim? Yani şehirli gibi görüksem de korksam da. Sümer'le ilgili gerçekleri öğreniyoruz. Bir saniye. Ben de yeni öğreniyorum. Siz ikiniz aranızda tartışıyor musunuz? Evet, hala koruk konusunda konuşuyoruz. Koruk var mı? Hala koruk var mı diyor. Gerçekten koruk. Onu Brezilya'ya ilgili koruklar koruyor mu hala? Ben çok uzun zamandır yemedim. Ha, ya bu önemli bir şey değil mi sence? Koruk olmadı. Sen ne zaman en son koruk toplamaya gittin de? İşte. Yani ne zaman Antep'teydin? Senin çocuğun, kızın koruk topladı mı hiç? Ya benim kızım internette başka şeyler yapıyor. Kendisi yani Photoshop falan yapıyor. Yani koruk tükenmiş, ben bundan başka bir yere gelmek istedim abi, konu. Artık AI dönemi var abi. 146 ile bağlanmıyoruz internete. Koruk moruk kalmadı. Bitti. Üzüldüm ya koruk meyvasını. Keşke suyunu içebilseydim. Farkındalık yaratan bu programımızda. Buradan bütün koruk üreticilerine seslenmek istiyoruz. Didem Balçın'a, Dastas'a lütfen koruk suyu. Ya da koruk hem terleme. Suyunu hem terletmesini. Sen Silivri'ye de sen. Tamam ben getiriyorum. Tamam. Ben de nasıl bulacağım ama bulup geleceğim. Buradan Dastas'ı lütfen biliyorsun nasıl evet olsa. Tabii. Konsere gel de koruk suyunu al. Koruk suyunu al. Siz de bana bir konser ayarlarsınız orada. Çok saçma. İşte öyle oluyor mu ya, ben de getireyim. İşte kalanı veriyor musunuz? Bir koruk suyu. Kalanı veriyor musunuz? Şimdi aldım. Kulağıma söylüyorlar. Korukla bir sürü insan var. Koruk kuyruğu var kapının. Ağzımız bir böyle bir garip oldu. Allah Allah. Koruk bile bu kadar konuşulmamış hayatımda. Koruk kemşi. Sizin Can'la tanışmanız da bir enteresan. Eşi efendim Can. Buradan selamlar olsun seyrediyorsa. Enteresan. Sena bilir o zamanlarımızı. Enteresan ben değil canım. Dastas'ta. Kenan konserinde tanıştık. Çok ama bir tanışıyorsunuz. Ha, sonra bir şey olmuyor, bir şey olmuyor diye not var. Evet, bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor evet diye bildirmiş olmuyor, olabilir yani böyle. Aradan aylar geçiyor. Sonra bir konser yoğun daha. Yoğun bir arkadaşımız Can. Evet, sonra bir konser daha oluyor. Ben yine Kenan sanki sürekli konsere gidiyormuşum gibi. Sonra ertesi gün Instagram'da böyle öyle mesajını görüyorum. Ne diyor? Konserden beri görmedim seni diyor. Ben de bir gece önce gitmişim konsere. Allah Allah diyorum, ben biriyle mi tanıştım da hatırlamıyor muyum? Açıyor, merak ediyorum. Profil fotoğrafına bakıyorum. Gizli hesap diyorum ki bir takip. Burada da yanlış yönlendirmiş oluyorum insanları. Yani bu başıma geldi ama yani böyle DM'den eş bulunabiliyor gibi. Şu anda bana öyle bir bakıyor ki. Gerizekalı ne anlatıyor? Hayır ya. Estağfurullah. Ben anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. İlişkiler nasıl kuruluyor? Ya her, mesela işte onu hayır. Onu ya bu bir şans mı diyorum ya. Bu magic, bir büyü gibi bir şey yani. Açıp orada ilk konu görünce böyle merak ettim. Açtım. Sonra işte konserden beri görmedim deyince dedim ki ben kimseyle tanışmadım dün akşam. Kenan konseri muhabbeti olunca. O da anladık ki aslında 5 ay önceki Kenan konseri. O da böyle hani menajeri Fiko Kenan'ın bizi böyle hani Can selam İdem olsun, diye evet tanıştırmıştı. Ondan sonra öyle sonra yine görüşmedik bu arada. Yine konuştuk ama yine bir 3 ay sonra buluştuk. Sonra buluştuktan sonra böyle bir sevgili olduk. Zaten hemen evlenmeye karar verdik. Zaten tanıştığında başladığında ben bu adamla evlenirim demişsin. Onu da demedim aslında yani tanıştı bak... Ben de korktum. Ya şöyle ama 8 ay beklemiş abi. 8 ay beklemiş. Evet, nedir abi ya? Şöyle ama yani ben evleneceğim. Ona şunu demek istedim orada. Aslında doğru editörünüz doğru bir şey yazmış. Ben nasıl evlenmeye nasıl karar verdiğimi anlamadım. Yani biz böyle mekan bakıyorduk. Böyle tatile gittik Paris'e sevgili olduktan bir ay iki ay sonra. Paris'te mekan bakıyorduk. Ya yazın şurada evleniriz burada. Sonra pandemi oldu. Onu demek istedim aslında. Hani böyle evlilik zannediyordum ki ben bu yaşıma kadar ilişki ciddiye binince beklersin. O ya da işte şey olur bir konuşulur. Öyle bir şey değilmiş evlilik. Yani o iki kişinin o anda beraber karar vermesiymiş. Bir şey beklemeye gerek Paris'te yokmuş. Paris'te mi evlenecektiniz? Evet. Ne güzelmiş. Ama pandemi oldu. Değil Paris'te
burada bile yani gidip şeyde imza attım. Pandemi. Daha iyi oldu evet. Pandemide evlendik. İyi, ama şeymiş bir aile sendromun varmış yani babam gibi olsun evleneceğim adam diye bir düşüncen varmış hep. Hiç onu diyecek birine benzemiyorsunuz. Aa, sen de babamı tanıyormuş. Babanı çok iyi biliriz. Koruyor sana suyunu bile içirmez. Şey babam gibi bir adam babam arıyorum gibi, yani bunu kızlar ne bileyim babam düzgün bir iyi bir adam. Hayır ama babam şey, gibi şey olsa gibi, fena hani, mı olur diye. Ya öyle bir arayış mı yoktu babam gibi? Şimdi editörünüzü de şey yapmak istemiyorum. Çok güzel hazırlanmış abi. Sonuçta babamın şeyi buna kadar yazmış yani. Hayır babamın karakterinde biri mi yoksa evleneceğim kişi bana baba gibi olsun. Hayır yok. Ha, tamam ben yanlış anladım. Ama ben o yüzden çok garip geldi o cümle. O garip mi? Bana da garip geldi. Bana da şu an garip geldi. Yok yok babamın karakterinde. Ha o, evet, o çok biri. Güzel bir yaklaşım. Yani senin kızın da eminim senin gibi biriyle ileride evlenmek ister. Peki şimdi İnşallah. Aklınızda kısa kısa bilgiler var. Yine en son Didem geldi diye Didem'den başlıyor. Didem'i hazır sıkıştırıp hazır formdayken Didem'i... Rojda Demirer 6 yaşından beri tiyatrodan arkadaşım. Çocuk saatinden, radyo çocuk saatinden. Tamam, doğru evet, yani. Doğru. Rojda Demirer'in konservatuardan sınıf arkadaşları senin sınava hazırlamış. O da doğru. O da doğru. Konservatuar aynalarını kırdım, onu yazdılar. O ne, nasıl oluyor? Onu tanrı doluyor içime repliğini tekrar tekrar söylerken aynaları kırmışsın. Zehra karakterini çalışıyordum. Hatırlar mısınız bilmiyorum Zehra. Şey Bağdat Hatun'da mıydı Zehra? Tanrı doluyor içimi, Tanrı doluyor içimi diye repliği varken işte tamam. Aynaya yaslandım herhalde. O da domino taşı gibi bütün stüdyonun aynaları kırıldı üstüme. Vay be. Ama gizli çalıştırıyorlardı ben beni. Ben de nasıl çığlık attıysa o dramatik an olmuş. Çok dramatik de peki ben ne düşündüm? 7 yıl evlenemeyeceğim. Demek gülmeylikle meyli olmuyor işte. 19 yaşındaydım. O kadar ayna kırınca tabii. 38'de evlendim. İnanın yani batıl derslerimize inanın. Batıl bir gerçekmiş yani bu. Yani çok korktum. Bir de bütün gerçekten beni böyle o sınıf gizli gizli stüdyolarına sokup çalıştırıyorlardı. Sonra okulu öğrendi. Mecburen dedim ki tamam ben yaptıracağım. O stüdyonun aynalarını yaptırdım falan. Hmm. Senin adını verdiler. Didem Balçın aynaları. Didem Balçın aynaları diye. Şimdi olsa isterim yani. Yaptıracağım aynaları da derim. Bir tür değiştireyim de. Yani. Bir tür değiştireyim de. Kaç sene oldu da. Kaç sene oldu? 20 yıl oldu. Evet. Sena ile ilgili de bir iki tane söyleyeyim. 17 yaşında sözünü ve vokal melodisini yazdığı ve Mahmut Orhan'la işbirliği yaptığı Feel şarkısı 700 milyon dinlenmiş. Gerçekten. Dünya hiti. 700 milyon diyorum şu anda. Daha da fazla olabilir. Evet. Şu anda gidiyor daha. 700 milyon. Öf. Ben de onu anneannemlerde kaydettim bu arada. Ne varsa anneannemlerde var. Evet. Hatta sifonu çektirmiyordum falan vokal kaydı yaptırırken. Herkes ev kalabalıkta herkes bir kere tuvalete girse. Mümkün vokal değil. Kaydı mümkün değil. Yani yüzden... Sena şu konuyu böyle açıklaman inanılmaz oldu ya. Dünya hiti yaparken sifon çektirmiyordum. Manşet. Bu. Müthişmiş. Bak Das Das'ta verdiği konser sonrası. Hah ne olmuş? Sahnedeki aslında... tavrını değiştirmiş. Ne yapmış biliyor musun? Ne yaptım? Artık demiş oturarak şarkı söylemeyeceğim. Evet. Vazgeçmiş. Ayakta söyleyeceğim demiş. Ne oldu? Demiş. Bir devrim bu. Ya hatta şimdi. Demek ki bir şey yaşamış. Bir şey yaşadım. Anlatıyorum. Anlatsam anlatmasam bile Das Das'ta yaşamış. Evet evet. Hadi anlat bakalım. Yani çok dramatik bir şey değildi. Hani o zamanlar sahne hakimiyetim yok. 18 yaşında falandım galiba. İşte o zaman da seyirci işte sigara molasına çıkıyor dışarıya. Ben daha böyle bayık şarkılar çalıyorum. İlk albümüm biraz daha öyleydi. Ondan sonra fark ettim ki ben insanları daha etkim altına aldığım, daha sahnede varlığımı gösterebildiğim şekilde performans yapmalıyım. Çünkü Das'ta öyle bir konser olmuştu. Ondan sonra da sahnedeki hareketlerimi değiştirdim. Sen Das'ta öyle yapınca farkı gördün. Das'ta da oturdum. Sonra o konserde çok çok insanlar dışarı çıktılar. Abi seyircinizi de biraz şey yapın ya. O kadar şey yapıyor. Konser salonunda. Das. Evet. Ama yani o benimle alakalı bir şeydi kesinlikle. Yok sen lütfen üzerine alınma ya. Lütfen. Biraz da Das'la da alakalı olabilir. Sen bir daha Das'la çıktın
Sen de gideceğim bak. Yarın gideceğim. Yarın gideceğim. Bak buyurun işte. Yarın akşam Uras herkese misin? Söyleyin oturma. Yarın, abi böyle yarın akşam ek iş var. Uraz da sahnede. Bu kız da çıkıverir. Ben de bir şeyler hadi gel valla. Gelirim. Valla gel. Gelmem gelirim. Valla gel. O, yarın akşam. Şunu anlatsan yeter ya. Kapıyı da kitleyin. Şarkıya bağlı. Kapıyı da kitleyin artık üstümüze. Aynen o kadar da değil artık. Ses efektlerini yaparım arkadan. Tamam. Şimdi gelelim Uraz Bey'e. Bir kere şunları kesin söylemek istiyorum. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcülüğü devam ediyor. Evet artık. Ama artık sen onların bir şeyi yani bana bir yani benim onların sözünü taşıyacağım durumu çoktan geçtiler. Yani biz ilk tanıştığımızda Saadet Öğretmen'le çok güzel işler yapıyorlardı çocuklar için bu istismarla mücadele için. O zaman da iyi bir kadroları vardı. Çok istekli ve çok çalışkanlardı. Hem hukuksal hem psikolojik anlamda donanımlılardı. Fakat sadece İzmir'de bir şubeleri vardı. Hedefleri de bunu Türkiye çapına yaymaktı. Biz beraber onlarla hem YouTube için bir içerikler çektik. Hem de bir iki gece yaptım. Sağ olsun sanatçı bir sürü arkadaşımız dahil oldular. O canlı yayınlarda çok güzel miktarda bir iki saatte böyle Instagram üzerinden yapmıştık. Orada paralar kazandık. Yani kazandık derken bağışçılardan para aldık. Hı hı. Düzeltiyorum, özür diliyorum. Bu paralarla da şu an yanlış bilmiyorsam 11 tane, 12 tane falan Türkiye'nin genelinde böyle bir koruma merkezleri var. Hı hı. O yüzden çok mutluyum yani geldiği bu noktadan. Yani artık benim sözüm ne ya da duyuracağım bir şeyden çok zaten kendileri... Ama olursa yine buradasın. Buradayız yani. Tabii ki buradayız ihtiyaç olursa ama zaten çok güçlü bir kurum oldular. Yani bunun o çocuğu yetişip büyüdüğünü görmek de çok keyifli. Çok bu güzel bir duygu tabii ki. Çok çok hoş bir duygu. Yüzümle Mutluyum Derneği ile de çalışıyorsun. Evet onlarla da böyle yani ya kim böyle bir şey söylerse zaten, evet. Ben de dahil olmak İnandığın istiyorum. Bütün, evet tabii ki tabii ki. Tabii ki. Böyle oluşumlarla evet. Yürüyorsun yani. Evet. Şimdi çok önemli bir soru soracağım. Şu var ama bunu artık konuşmayacağım. Kanatlı hayvanlardan çok korkuyorsun. Korkuyorum. Niye? Sebebi var mı başlangıcı? Dedemin bir tane muhabbet kuşu vardı. Aliş diye. Benim için mi? Aliş için mi? Senin için üzüldüm. Aliş'e de şu an daha çok üzüldüm teşekkür yani. Aliş'i dedem salıyordu evin evet. içinde. Ben de korkuyorum yani. Sürekli pıt 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 falan. Çok pik geliyor. Yani koridorda huzursuzum falan yani. Muhabbet kuşu yani. Sürekli üzerimde. Korktuğumu da beyan ediyorum. Kimse de kale almıyor. Zorla burama koyuluyor. Bugüne kulağımı ısırıyor falan hayvan. Ben de bir şey yapamıyorum. Yani hani... Git de diyemiyorum. Pençeleri falan var. Hoşnut değilim. Pençeleri küçüğüm. Ben de küçüğüm Ali abi. Öyle düşün. Evet. Ay. Dolayısıyla böyle bir noktaya geldi. Kızım da benimle dalga geçiyor çok. Yani kuşlardan korkuyor. Güvercin beslemeniz var. Anlayamıyor değil. Yani. O beni güvercinlere yem atılan yerlere götürüyor. Çünkü ben onun korktuğu şeylerle ilgili gel beraber deneyimleyelim deyince o da gel bunu da beraber deneyimleyelim diyor. Beni işte yüzlerce kuşun içine atıyor. Üzerime yem atıyor. Kuşlar üzerime saldırıyor falan. O da eğleniyor işte. Öyle bir yerdeyiz yani kuş konusunda. Belki yenersin bu şeyi. Yani böyle bir şart koşmuyorum kendime yani. Bunu da yenmeliyim gibi hissetmiyorum. Şimdi çok önemli bir şey soracağım. Biraz ciddileşeyim. Abi setten çağırıyorlar. Arayayım mı seni? En kurtarıcı bahanenmiş. Çok güzel bir bahane. Bana yaptın mı mesela? Yapmadım. Tamam, yapmadım peki. Ama ben kendimi kurtardım. Yani ama süper bir bahane. Yani güzel. Çünkü yani çok, çok tamam, gerçek tamam, pardon oluyor. Deyip evet. Kapatıyor. Evet. Bu set de bitmez. Bitmiyor. Ya bir de şu şeye gelelim ya. Bir babamla karşılaşma konun var. Onu da bir dinleyelim. Ya baban tabii ki her yani bu benimle özellikle çok yani benim yaş grubumda yani daha öncesi onun jenerasyonunda yaşayanlar için çok özel bir karakter yani Kemal Sunal. Ya benim en yakın arkadaşlarımdan birisi Kemal Sunal. Çünkü her hafta sonu bir filmini izliyorsun ve televizyonda yani muhakkak ve muhakkak o kanalda değilse bu kanalda, bu kanalda değilse o kanalda. Cuma, cumartesi üst üste, pazar, gündüz, öğlen saati başka bir yerde ezbere bildiğimiz filmleri tekrar tekrar izlediğimiz birisi. Yani aile içinde de öyle seviliyor. Repliklerini birbirimize söylüyoruz filan. Gülüşünü taklit etmeye çalışıyoruz filan.
Ve tabii o coşkuyla ya, ve aynı mahallede oturuyoruz Kemal Sunal'la. Yani hani evet, biz Dalyan'da oturuyoruz. Siz çift havuzlarda o zaman oturuyorsunuz. Ben de annemle böyle arabayla gidiyoruz. Yan koltuktayım. Annem işte arabayı kullanıyor. Sizin otoparka dönmeden biraz daha gerideyiz yani. O zaman bilmiyorum tabii orada oturduğunuz da yani. Sonradan biliyorum. Ondan sonra böyle geçerken kafamı bir döndürdüm. Yan arabada Kemal Sunal. Yani böyle arabayı kullanıyor tek başına. Ve ben böyle krize girdim yani. Böyle zıplamaya falan başladım arabanın içinde. Çıldırıyorum yani. Ve annem ne oluyor evladım falan diye bir döndü, o da var. Ve Kemal Sunal'la göz göze geldik haliyle. Ben zıpladığım için ilgisini çektim. Yani. Döndü bana böyle. Ben böyle iletişim kurduk diyor. Ve sonra sola döndü otoparka ve gitti yani. Bu kadar hikayemiz. Eyvallah ya. Müzeyi muhakkak gideceğim. Gideceğim. Kesinlikle gideceğim. Şimdi haberdar oldum. Gideceğim. Şimdi Didem'in oyunlar ve dizi devam ediyor. Mükemmel Aile izleyiciyle buluştu. Değil mi? Evet. Sırrını Biliyorum diye bir filmde yeni vizyona girecek. Didem'i dürtsene, uyansın ya. Geldik. Yarın akşam da gitti orada, herkesi kesti. Onu mu ezber mi geçiyorsun? Ezber aklımdan düşünüyorum. Hayır, şimdi kızı çağırdım ya, onu düşünüyordum. Aynı anda ben izleyemeyeceğim. O çıkacağım diyor sahneye, o çık. Yemin ediyorum bunu düşünüyordum. Ben çıkamayacağım, oyundayım çünkü. Sen ben yarın konsere mi geliyorum? Evet evet. Sen konsere gelmiyorsun. Sen koruk hazır mı? Koruk. Ne oldu? Ekiş var, ben de Titus'u oynuyorum. Sen de Ekiş'e gelirsin. Sonra şarkı söyleriz ama kapıyı kilitleyeceksiniz. Çık kilitleyeceğiz de ben de işte ben de onu izleyemeyeceğim diye üzülüyordum o anda. Sen kaçta bitiyor oyun? Kaçta bitiyor oyun? Benim Güldür Güldür i̇şte var. İşte görmedin mi? 11'de bitti. 11 10 kala bitiyor. Tamam, zaten benim. Ben gelemem. 9.30'da başlıyor Ekiş. Aynen, çıkınca gelirim. Gelirsin ya. Tamam. Sen de Titus'u izle o zaman 8.30'da. Tabii ki, seve seve. Ben öncesinde Melislerin oyununu izleyeceğim. Onlar bizde. Onlar sizde diyor. Onlar Duru Tiyatro'da. Ha, Şahin'le Melis'in oyunu izleyeceğim. Oradan yani. Şey, senin dizi devam, oyun devam. Evet. Başka ne bekliyor Uraz'ı? Var mı bir müjdeleyeceğim bir şey? Yok abi. Yani seneye tatil sonra bakacağız. Sonra var aklımda da yani, daha öyle bir şey söylemek istemiyorum. Yeni şarkılar, yeni konser takvimleri neler var? Var mı buradan söylemek istediğin? Bir hafta önce yeni bir şarkım çıktı işte, o Affettim Herkesi isimli şarkı. Onun dışında şu anda dinlenmedeyiz biz de. Nisan ayıyla birlikte. Konserler başlayacak. Başlayacak, aldır aldır. Festivallerimiz başlıyor. En keyifli şeyler festivaller oluyor. Yalan. Sırrını Biliyorum da. Evet. Vizyona giriyor. Girdi. Girdi mi o da? 22 Mart'ta girecek. Girmedi demek ki. Girecek. Evet, Didem'i dürtsene. Girmedi, girecek. Şimdi ne düşünüyordun acaba? Güzel geçti. Çok eğlendim. Sene oldu. Yok, hüzünlü, duygusal bir film. Bu arada dün Bursa'da işte galasını yaptıklar onun. Dastas'ta yaptılar hatta. Böyle bayağı herkes ağladı. Ben de o kadar ağlayacağımı düşünmüyordum. Duygusal bir film olmuş, Sırrını Biliyorum. Dizi devam ediyor. Korkma, ben yanındayım. Oyun yeni başladı zaten. Oyun Titus daha yeni başlamadı, Aralık'ta. Ama Aralık size bekliyorum. Ne? O kaç sezon? Bekliyorum. Kaç sezon oynayacak orada? Bu kız yarın gelecek. Siz ikiniz oyuna ne zaman geleceksiniz? Biz işaretlendik. Geleceğiz. Geliriz, böyle geliriz. Bir yenilik. Aynen. Uraz Bey'in oyununa 5 Mayıs'ta ben, yer bulabildim. Ben de 5 Mayıs'a gelebilir lütfen, miyim? Lütfen. Tamam. 5 Mayıs. Yanıyor ya. Yıkılıyor oyun. 5-6 Mayıs'ta da varmış. Uyuyorsa 6. Tamam. Ne zaman Ali abiyle gelin. Size ne zaman uygunsa Merve. Bize hep uygun. Tamam, bu kalanı dışarıda devam edelim. Olur. Şimdi aynen. Ben programı kapatayım. Tamam tamam. Şeref verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza çok sağlık. Güzeldi. Bu yorgunlukta, bu yoğunlukta geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sena'nın güzel bir şarkısıyla veda etmek istiyorum. Bu sefer daha enerjik bir şarkı. Tadına doyulmuyor. O yüzden bir tane daha lütfen. Çünkü acı çekiyor, acı çekiyor dediniz. Şimdi ben onun tersini kalkacağım. Yok, bize vallahi da 10 günü pastası gibi geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kalktım çok ben. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Şeref verdim. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba Cem, nasılsın? Kramp girmiş Cem'e. Cem Bey, ellerinize sağlık sizin de. İyi ki geldiniz. Elinize sağlık, evet. Ayağı. Başlayalım, teni tenime. Elleri gider ellerime hep. Canımı yakar beni severek. Öyle bir bakar gözlerime, aklımı yıkan hislerime,
sen korkma benden, sadece dinle derdimi anla. Karanlıktayım. Ben korkmam senden, sadece her şey çok uzak gelir, ben hep yalnızdım. Ama bu sefer teni tenime, teni tenime, ah, ten dokunur o tenene, beni bir öper hissederek, aklımı yıkıp dans ederek, teni tenime, teni tenime, ah, ten dokunur ruh benene, belimi sarar hissederek, yüreğimi tam hapsederek, elleri uzar düşlerime dek, içime siner koku giderek, ruhunu açar sözlerime, aklımı yıkan hislerime. Sen korkma benden, sadece dinle derdimi anla, ben karanlıktayım. Ben korkmam senden, sadece her şey çok uzak gelir, hep yalnızdım. Ama bu sefer teni tenime, teni tenime, ah, ten dokunur bu denene, beni bir öper hissederek, aklımı yıkıp dans ederek, teni tenime, teni tenime, dokunur ruh denene, belimi sarar hissederek, yüreğimi tam hapsederek. Çok sağ olun.